Ben düşünüyorum. Daha mı az yorucu bir bisiklet? Ellerinin hamuruyla sonunda bu işe de bulaştılar. Aferin. Ey ahali! Bundan kelli köylerde erkeklere yufka açma kursu açalım mı? Peki neden? Az sonra. Çocuğuma mı yesin, kendine mi yetecek? Yazdığı ekmeğe bakın. Dayı, yani saygı duyuyorum emeğinize de yapamamışsınız be dayım. Yerde doğru adres, hastane inşaatının karşısındaki boş alan, 11-11.30 arası doğru. Bir iki yerde cirit oynadık ya, artık cirit davetleri alıyoruz. Yer burası da biz tedariksiz geldik ama. At yok ki bende. Ana, eşek. Af buyurun. Canım, beygir bulamadıysak eşekle idare edeceğiz artık. Eşek lazım da. Ne lazım eşek? Cirit oynayacağız eşekle. He? Kankın değilim, sıpadı. Senin mi eşek? Benim. Adın ne senin? Eşe. Efendim? Eşe. Yok, senin adın ne? Benim adım Eşe. Eşe. He. Ne demekmiş Eşe? Eşe. Eşe. Baya bildiğin Eşe. Bildiğim Eşe. İlk defa duyuyorum ben, bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Sıpayla oynayamaz mıyız biz cirit? A-a. Niye? Kanıkkın değilim. Neyin değil? Kanıkkın değil, eşek biniydi, kanıkkın değil. Bilmiyorum, sıpa o, sıpa. Daha bir yaşında sıpa o. Kanıkkın değilmiş o. Binilmiyor mu buna? Binilmiyor. Kanıkkın değil kardeşim. Kanıkkın değil. O kadar da koşumları aldım geldim ben ama hani bineriz diye. He, koşum aldın geldin de binilmiyor bunu. Kanıkkın değilmiş eşek. Eşek kanıkkın değil. Sıpa daha bu. 1,5 yaşında sıpa. Senin mi? Benim bu. Satın mı aldın? Satın aldım ben daha bunu. Kaça aldın? 150 aldım. 150? He. Ne yapacağım bununla? Yük taşıyorsun. Yörükçülük yapıyor. Nerede yörükçülük yapıyorsun? Alma Dağı'na gidiyor. Burada uzakta mı? Uzakta, çarşı görünen dağda. Böyle ama yük de yüklemiyorsundur sen buna, daha sıp olacak. Kanıkkın değil ya bu. Kanıkkın diye yüklemiyorsun. Ne kadar kaldı? Bunu böyle 1-2 sene bakacaksın mı böyle beleşten? Yaz kadar bakarın, yazın sarar. Yük saracaksın. Ne saracaksın yük? Sen benim şeyimi alacaksın. Neyini? Film çeviriyorsun sen. He, film çeviriyorsun. He, tabii. Kırırırı. O ufak ufak voltanı al koçum demek. Krrr. Kanıkkın değil. Röportajı. Cirit alanı burası. Cirit oynuyorlar da bunlar bayan. Evet bu kız, kız. Ya yanlış mı geldim? Yok, adres de doğru, saat de doğru da cirit erkek sporu değil miydi? Kolay gelsin. Anne. Nasılsın? Merhabayım kızlar. Annem, ismin ne senin annem? İsmim Hatice Eser. Yaş kaç annem, ayıptır sorması? Yaş 61. Af buyur. 61. Bu ne? At. Bu ne? Değnek. Sen ne yapıyorsun? Aa, bu işlerle uğraşıyorsun. 61 yaşında hanım halinde, bayan halinde, şalvarınla. He. Cirit oynuyorsun. Cirit oynuyorum ben, ha böyle. İlerletmek için. Kadınların ilerlemek için. Hoş geldiniz. Ablalar, hoş geldiniz. Sebep ne? Niye bayanlar? Yani erkek işi değil mi bu? Erkek işi de bunu böyle biz bir görüntü daha ilerlemek için bunu böyle yarsıyoruz. Sen nereden aklına geldi cirit oynamak? Ben çocuktan, babamdan, anamdan, ebemden, dedemden gördüm bunu. Bunun için ilerletmek istiyorum. Kaç yaşında başladın sen cirit? Ben 5 yaşımda aşağı yukarı. Bu aklım erdi herhalde ben bu atın üstündeyim. Atın üstündesin? Atın üstündeyim, aklım erdi herhalde. Niye kimse bilmiyor bunu? Biliyor. Oğlanlarım var 6 tane. 6 oğlanın dışında kimse bilmiyor mu bunu? Ah, biliyor. Hepsi de biliyor. Ha, onlar biliyor da. He. Senin cirit oynayan 61 yaşında bayan olduğunu kimse bilmiyor mu? Herkes biliyor. Sen biliyor musun kardeş?
defa duyuyorum. Ben de ilk defa duyuyorum. Zor değil mi bu? Zor ya, ne yapacaksın? Uğraşacağız işte. Düşmedin mi hiç? Hayır, düşmedim. Hiç? Hiç düşmedim. Hiç. Beyin demedi mi hanım? Ne işin var beygir sırtında? Beyim zaten atçıydı, Osmanlıydı. Beyim zaten çekirdekten Osmanlıydı. O da aynı ben gibi. Beyim ölen 12 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Ben bunu bırakamıyorum işte, daha böyle bırakamıyorum ben bunu. Daha ne kadar gidecek? Ne zaman emekli olacaksın Cirit'ten sen? Gari ne zaman öldüm, o zaman emekli olacağım. Allah gecinden versin canım. Nasıl bir zevk alıyorsunuz? Ha böyle bak, ben böyle iyi oluyorum. Evde oldum mu hasta oluyorum ben. Böyle çıktım da havamı aldım, çok iyi oluyorum ben. Böyle uğraşıyorum ben. Bulaşık yıkamak mı, cirit oynamak mı? Cirit oynamak çok iyi geliyor bana. Ekmek yemeden kolay geliyor. Peki diğer erkekler sizi görünce şaşırmıyorlar mı? Şaşırıyorlar. Oynuyor musunuz hiç erkeklerle? Oynuyoruz. Kim kazanıyor? Oğlanlar kazanıyor çok zaman, biz de kazanıyoruz. Böyle ayrım indik mi biz kazanıyoruz. Kızları nereden topladın? Kendimin çevremden. Kızlar çok, çevremden kendimin kızlar. Rahmetli seni at üstünde gördü de mi beğendi? Ha, gördü de beğendi tabii. Cirit oynarken aşık tabii oldum sana. Tabii. He. Öyle oldu. Rahmetlik. Bir olay da fotoğrafını bir gösterseydim sana. Atın üstünde fotoğrafını bir gösterseydim beyimin. At yani senin hayatın. Tabii at benim hayatım. Tırnaklarınızı bir gösterebilirim siz kameraya. Tabii. Cirit de oynasa hanım hanımdır. Hayır, beyaz ojelerinizle yani. Rujdan var. Hayır yok. Hafif rimeller böyle sürmeler. Bizde her zaman olur. Bakımlı kadın olmak zorundayız. Neden efendim? Ya öyle gerekiyor. Cirit sahasında bile süsümüz püsümüz yerinde. Yerinde olacak. Evet. Siz evli bekar? Nişanlı. Nişanlınız da sizi cirit oynarken mi görmüş Hatice teyzemiz? Yok sende? Obralı değil. Nereli? Afyonlu. Siz nasıl tanıştınız? Üniversitede. Cirit oynadığınızı biliyor mu? Biliyor. Ne diyor? Kızım düşeceksin, karacan bir tarafını evlenmeden, dünya evine girmeden. Düşmeden binersen bir şey demiyor. Düşüyor musunuz? Yok, hiç düşmedim. Allah nasip etmesin de yalnız altımda at yattı. Nasıl yattı? Dururken yere çöktü, ben üstündeyken. Çöker. Çöküyor işte. Hafif, çöker, beygir bu. Beygir bu, beygir. Siz gibi değiliz de yani, hafif geliyoruz galiba. Ya bizi Ümit Usta yaptın 2 dakikada. Yok canım, mesela o kadar değilsiniz tabii de. Ya olabilirsiniz. Hani gittiğiniz yerler diyorsunuz ya, o yüzden. Allah Allah. Her zaman, pabuç her maşallah. Zaman, her zaman. Neydi Allah. Nişanlının adı? Mehmet. Mehmet'in anası bunu seyrettiği zaman bir daha düşün oğlum diyecek ama ben sana söyleyeyim. Yok, annesi seviyor zaten atları falan. Benim konuşmamı, benim tarzımı, her şeyi seviyor. Böyle kabul ediyorlar, ne yapalım. Bize böyleyiz. Evlendikten sonra da devam mı Cirit'e? İnşallah. Peki. Afyon'da yok ama buraya geldikçe bineriz. Mehmet dedi ki kızım ya Cirit ya ben dedi. Mehmet derim o zaman. Cirit demem yani. Ya ya düşersin tabii. İner tabak. Kalbini kırıyorsun ayol. Allah kolaylık versin. Aman aman. Sizin isim efendim? Sibel Taşallı. Sibel Taşallı. Sibel Hanım, sizi gören hanımlar şey demiyorlar mı? Ne işin var kızım at sırtında, gitsene. Deseler bile ben aldırmıyorum. Nereden geldi bu merak size? Babamdan, amcamdan, dayılarımdan. Ya benim akrabalarım hepsi yani anneannesi, ata biniyorlar. Anneannesinden. Anneannemden ilk emeği baş. Anneannesi mi? He, anneannesiyim ben onu. Torun mu senin? Torun o benim. Sen bulaştırmışsın ona da. Bulaştırdım tabii. Anneannesiyim ben onu. Hatice teyzenin etrafındaki akrabalardan hanım olanlar ciritçi bir şekilde. Var mı başka akraba burada? Çok. Hepsi akraba aşağı yukarı. Topluyorsun hepsi, sen hanımları. Topluyorum ben. Böyle topluyorum onları. Okula nasıl gider çocuklar? Öyle topluyorum ben onları. Vallahi yaş 61 ama maşallah yani. Sizin isim efendim? Gülden Dursun. Gülden Hanım, parmaklarınızı bir uzatır mısınız? Kameraya doğru lütfen. Kameraya uzat lütfen. Abim işte bayan, her yerde bayan yani. Müzikten vazgeçemiyorsunuz. Hayır. Sopaya takılır makılır, üzengiye, düzgünlere, dizgine takılır. Yok, zararı olmuyor. Olmuyor yani. Olmuyor. İddialı mısınız ciritte? İddialıyız tabii. Erkekler daha iyi oynar diye düşünüyorum ben. Yok, bizim onlardan ne eksiğimiz var? Biz daha iyi oynarız. Bir bak, fena da oynamıyorsunuz gerçi ama yani. Evet. Kolay gelsin. Sizin isim? Gülşah Dursun. Gülşah Dursun. Gülşah Hanım, size nişan, evlilik, bekar. Bekar. Peki sizi gören talipliler at üstünde görünce tırsmasınlar sonra. Erkek gibi kız ya, bu ne ya falan demesinler. Kız kardeşim ya. Evli. 2 yaşında da oğlu var. Ya sen oğlan da var. Tabii o da biniyor. 2 yaşında biniyor. Evet. Atına sahip çıkanım. Süslenene püslenene kadar atın kuyruklarına bir dikkat edin.
sen. Kamçı kamçı vuruyorlar bize ya Hatice teyze. Attan korkmuyordunuz zannedersem. Efendim? Attan korkmuyordunuz. Yok canım, attan korkmam da öyle birden. Pardon efendim. Çıkın karşımıza. Ne yapayım? Çıkın karşımıza, cirit oynayalım karşılıklı. Öyle yani göründüğü gibi kolay değil. Oynarız canım, ne var yani? Oynarız yani. Oynar. Tamam, şurada ileride bir tane daha atımız var. Binmek ister misiniz ona? Niye ona kimse binmemiş, öyle orada boş boş duruyor? Ya gördünüz az önce herhalde. Gerçi siz ata biniyordunuz ya, ben bayağı bir gittim geldim. O yüzden yani. Nesi var o beygirin? Bayanlar alışkın değil herhalde, size alışır. Sert bir hayvan mı? Hı-hı. O derece sert değil o da. Bayanlar hafif geliyor. Ciğerim. Hı? O derece sert değil o da. Onu nasıl etti, sakından gelemeyi de o. Sert değil, iyi. Buradaki hiçbir hanım binemiyor mu yani ona? Ben bindim ya, yetmez mi? Bindin, niye buna biniyorsun o zaman? Size bıraktık onu, en değişik renkli var bak o. Tamam sen beyaz... ona bin, ben buna bineyim. Yok, siz ona binin, ben sizi istiyordum şimdi. Beyaz atlı prensten sonra beyaz atlı prenses diyeceğim de senin prens seni at üstünde görünce korkmuş herhalde biraz. Öyle mi? Prens gitmiş ama beyaz atı kalmış teyzenin. En sert hayvanı mı bıraktınız bana? Ya buyurun buna binin o zaman siz. Hı? En sert bu var, gördünüz. En sert bu mu? O daha sert diyor ama. Hanımefendi. Yok, isterse ikisine de bir binin deneyin. Yok canım, tamam, deneriz artık en serti, ne yapalım. En deli atı da bana bırakmışlar ya. Başı en sert hayvan da bana kalmış. Bu ne bu? Bu dev gibi bir şey bu ya. Tamam, ata mata biniyoruz ara sıra da. Şimdi binmezsek bir de dur be sen de hemen. Binmezsek de bayanlara karşı mahcup oluruz. Bak gözünü seveyim. Gözün şoray ben. Gözünü seveyim. En sert senmişsin. Başın da sertmiş. Cirit oynayacağız. Meydan okudular hanımlar. Ben bu meydan okumayı kabul etmezsem sokağa çıkamam. Sallama kulaklarını bana öyle. Sallama bana öyle kulaklarını. Gözünü seveyim bak. Tamam mı? Sakin. Sakin öyle. Deli deli değil. Oldu mu? Dön bakayım. Dön. Dön bakalım. Gel bakalım. Sen deli hayvanı niye bırakıyorsunuz ki elin acemisine? Geldim geldim. Bu durmuyor gerçi de. Onda nefes var. Buyurun. Nefes var. Ha ha ha. Ha ha ha. Nefes darlığı olan hayvana siz mi binseniz, ne yapsanız acaba? Beyaz atlı prens gibi oldunuz böyle. Ah buyurun. Beyaz atlı prens gibi oldunuz. Evet, yakıştı yani. Teşekkür ederim. Abla da bu tırsak beyaz atlı prens. Yok o tırsmıyor da üstündeki tırsarsa bilmiyoruz. Yok yok, zaten beyaz at değil. Üstündeki prens bozması tırsıyor biraz. Ben kimin takımındayım? Ben alır mısın? Alırız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kimin takımındayım ben? Hatice'n mi? Evet. Ben hangi takımdayım? Ben sizin takımda. Tamam, geçin o zaman karşıya da. Görelim bakalım. El mi yaman, bey mi yaman?
atlıyorsun onu. Bak bak. Bak buna ciritle bağışlama derler. Bak 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 bak. Bağışlama derler buna. Bak vurmazsın böyle rakibini. Neyse erkek bizde kalsın. Kız kız. Bak ben vurmuyorum sizi ama. Ben sizi vuramıyorum ya. Kadın erkek işi yoktur. En sonunda bulduk. Hanım kahvehaneci. Az sonra. Uşak Banaz'a bağlı Gürlek köyündeki turumuz devam ederken bir evin damındaki manzara acayip dikkatimizi çekti. Bana göre sol tarafta teyzeler hamur açıyorlar, muhtemelen de yufka yapıyorlar. Buraya kadar her şey normal. Peki bana göre sağ taraftaki adamlar, koca koca kelli felli amcalar ne yapıyorlar? Ateşin başında teyze görmeye alışmış biri olarak bu amcaların ne yaptığını öğrenmezsek çatlarım. Soracağız, öğren. Uzaktan acaba yanlış mı gördüm dedim ama yok ya. Yok ya, elleri hamurlu, kafası şapkalan. Dur bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öğreniriz, öğreniriz. Kolay gelsin teyzeler. Tamam, hoş geldin. Hep bunu söylemeye alışığız da buraya ne diyeceğiz? Kolay gelsin hanım amcalar. Sağ olasın, sağ olasın. Bak şimdi uydur, hoş bulduk, hoş bulduk. Ya Koray Bey, hanımlar diyor ki tarlada biz çalışıyoruz. He. Çeşmede biz bulaşık yıkıyoruz. Çamaşırı biz yıkıyoruz. Ekmek ya değil. Biz bu kadarın dırdırın eline osanmak için. Osandık, biz ekmek kendimiz eden bari. Siz kadınlara inat mı yapıyorsunuz? Kadınlara inat yapıyoruz biz bunu. Hayat yedesine ha. Hay yaşayın be dayılarım benim ben. Verin o unlu ellerinizi öpeyim ben. Aç mı kalacağız tabii. Ne görürüz? Aç mı kalacağız? Ekmek yok etmiyor ha. Senin adın ne dayım? Halil. Halil. Halil Kulla. Yaş kaç Halil amca? 66. 66 yıldır eline hamur almışlığın var mı senin? Her gün alıyoruz. Her gün mü? Tabii. Nasıl, niye? Ne yapacaksın bakmıyor ha. Yok mu hanım? Hanım var. Hanımlar hepsine, hanım tarlada hanım çalışıyor. Tersi olması gerekmiyor mu? Hanımın börek açması, senin tarlada olman gerekmiyor mu? Ben tarlayı sevmem. Ben onlar tarlayı seviyor, öyle yapayım ben. Tarlayı sevmiyorsun sen? He. Ben ne yapıyorum? Hamur yoğurmayı seviyorsun. Ekmeği diyor, hamur yoğur, aç pişiriyorsun. İşte gerçek feminist burada. Koray Bey, hanımların elinden geliyor, erkeklerin elinden gelmiyor mu? Bak şu ekmeklerimize. Valla baya baya da yapmışsınız be dayım benim be. Hiç profesyonelce. Bir Rize'de hatırlıyorum ben böyle. Anne! Kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Senin adın ne? Elif. Elif anne. He. Bu adamlar bıkmışlar sizi zırzırınızdan. İşi sen oğla mecbur kaldılar ekmeği yapmaya, ne yapalım? Açlık bırakıyorsunuz siz bu adamları. Bize hem çapa, hem yolma, hem ev işi yaptırırsa biz ekmek yapar mıyız? Ekmek yapmaya vakit kalmıyor mu size? Kalmıyor. Siz ne istiyorsunuz? Biz köyde kalalım, onlar kıra gitsin yapa. Onlar sizi hem kıra gönderiyor hem de ekmek mi istiyorlar sizden? Ama haklı. 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 Elif anne haklı. Haklı dayım. Haklı. Yaptıkları ekmeğe bak. Bu kime yeter? Çocuğa mı yeter? Bana mı yeter? Ha bakalım sen. Ha. Kendimiz için yazışım yapıyoruz. Hadi buyurun cevap verin. Kendimize göre yazışım yapıyoruz. Bir şey etmiyoruz sana. Kendimiz yapıyoruz. Bakın komşularım diye. Ekmeğimize bakın. Biz kendimiz yiyeceğimiz. Bak. Çocuğuma mı yesin? Kendine mi yetecek? Yazdığı ekmeğe bakın. Bakın. Doğru söylüyor. Yapamıyoruz işte. Yaparız, yaparız. Bu niye Koray Bey? Olur. Kadınların ekmeğini görelim bir de. Bir de bak. Ne güzel bakın. Bak. Ne güzel. Gel gösterelim millete. Bak. Bunu kadınlar yaptı. Kadınlara mı yeter, bana mı yeter, komşulara mı yeter? Bakın. İyi bakın. Ne diyorsunuz? Kimin ekmeği daha güzel olmuş? Erkeklerin ekmeği mi? Ha.
Hanımların ekmeği mi? Kadınların da yok. Biz buradan bir sonuç çıkartamayacağız. Anne! Elif anne! Buyurun. Erkekler diyorlar ki erkeklerin yaptığı daha güzel olmuş diyorlar. Hayır. Hep kadınların kıdı ola. Hep bak söyle ola. Yok, kadınlar diyorlar ki sizin yaptığınız güzel diyorlar. Erkekler de diyorlar ki erkeklerin yaptığı. Soralım bakalım Tekir'e. Soralım bakalım. Abi ekmek halkımızın kadınların mı erkeklerin mi? Erkeklerin diye bir ses geldi oradan. Hayır, kadınların kıdı. Köylüler bunu da erkekler yaptı. Erkekler mi galip, kadınlar mı galip? Gel hele bir muhtar. Elif anne bir gel hele yanıma. Elif anacığım bir gel hele. Muhtar bey, hile mi yaptın? Hile yapmadım. Bunu kim yaptı? Tamam, erkekler yaptı, erkekler bunu. Erkekler daima açık göz oldum, açık gözlük yaptık. Ne yaptı? Hanımların yaptı şey aldım. Bunun aynısını yap inanacağım sana. Ben onun aynısını yap inanacağım. Allah'ını seversen aynısını. Bunları bunu kim yaptı? Sen yüz karasısın sen. Geç hanımların tarafına. Durma erkeklerin arasında. Yüz karasısın sen. Hatta puh sana. Geç hanımların arasına geç. Hanımların yaptığı yemeği beğeniyor. Kılıbık, kılıbıksın işte. Ne adı onun? Yılmaz. Kılıbık Yılmaz. Çalgıcı Yılmaz. Zaten çalgıcılar kıvırttırıyor. Kıvırık Yılmaz seni. Kıvırttırıyorsun Yılmaz. Burada da kıvırttırıyorsun. Ya Mamafi, ben bir lezzetine bakmam lazım. Yani gönlüm sizden yana. Ne yalan söyleyeyim. Bir toplanın, güzel bir şey yapın da hani sizi birinci çıkaralım şuradan ya. Biz birinciyiz ama kadın daha aldı elimizden. Bir bakalım, bakalım. Kadına bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu töhmetin altında tek başıma kalamam. Bir kat, bu hanımların yaptığı. Güzel. Güzel. Bir şundan kadına bakacak. Vallahi. Hatta yani var ya. Yani güzel güzel yapmış. Bakalım amcalar ne yapmışlar. Şimdi bir kadına bak lütfen. Ağzını da alıyorum. Ellerinize sağlık anneler. Afiyet olsun. Çok da güzel yapmışlar. Gelelim erkek tarafına. Evet. Hanımların yaptığı hamur işlerinden biraz yedik, tadına baktık. Gelelim sizin yaptıklarınıza. Ne yaptınız? O yaptığımız bir ekmek. Şu kalın kuru ekmeği mi yaptınız? Ne yapabiliriz? Biz bu ekmeği yaptık. Avrat yedi yandan bir sana yağ. Valla onların hiç yağma yoktu. Bir bakacağız tadına. Eyüp. Ya sana yağ bu. Artık idare et ya. Tam da pişmemiş gibi duruyor ama. Dikim. Dişim. Taş mı koydunuz içine, ne yaptın? Kim açtı bunu? Sen mi açtın? Evet, açtım. Sen bunu açmadan önce pirinç mi ayıkladın? Taşlı taşlı gibi dişler dişler kalmadı. Ya vallahi bir şey... Senin ağzın olma... Ağzını düşüyorum abi. Düşüyorum abi. Benim dişte iş yok. Senin şey, ben 71 yaşındayım. Buyur. Ben 71 yaşındayım. 71 yaşında hamur açıyor. He. Allah kolaylık versin. Ya ne yapacağız? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumu. Ne yapacağız? Ellerinize sağlık. Güzel olmuş diyeceğiz de yalan söylemek gibi bir adetimiz yok ama dur bakalım. Ay. Anne. Hayır. Ya ne yalan söyleyeyim, siz daha iyi yapmışsınız da. Sağ ol. Yani ayıp da olur şimdi, tamam mı adamlara? Hangisi tamam. Senin adam onların? Muhtar bu. Ayaktaki amca. Evet, tamam. Ayaklanmış size karşı. Eskiden hanımlar erkeklere karşı ayaklanırdı. Bu köyde erkekler ayaklanmış hanımlara. Gövcek beni ayaklanmış. Hı? Gövcek ayaklandı. Niye ayaklandılar? Doyurmuyorsunuz mu adamları siz? Doyuruyoruz. Kıskanıyorlar bizden iyi diyordu ekmeği. Ama da hanımlar daha iyi yapmaz mı bu işi? Yapar, onlar kıskanıyor, yapamıyoruz diye. Hanım işlerine merak salmışlar. He. Siz onların işlerini yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Dura gidiyoruz, mala bakıyoruz, her şey işliyoruz biz. Turpan bitiyor. Ekmeğimizi yapıyoruz, hepimiz işliyoruz. Vallahi gel de çık işin içinden. Ne yapsak acaba? Buyur dayım. Sen erkeksin, sen bizden tarafa
oy kullanır dedik ama senin kadınlardan oy kullandın. Yok estağfurullah, ben daha oyumu atmadım ben daha. Ama sen kadınları destekledin ama biz erkeği, sen erkeksin, sen bizi destekler sandık. Dayı bu da can be mide be, yapamamışsınız ya, çok kötü yapmışsınız ya. Kusura bakmayın ya. Dayı yani saygı duyuyorum emeğinize de, yapamamışsınız be dayı. Olmamış. Olmazı kendimiz yeriz. Nasıl kendimiz yeriz? Biz kendi karnımızı örtüler, mesele yok. Onlara, onlara ilim olacak. Kendi karnımızı örtüler. Kuray Bey, beğenmiyorum ama aç da biz yiyelim. Yiyin canım, afiyet bal, şeker olsun. Biz yiyelim. Aman be, sizin kuru inadınızdan ben de mi aç kalacağım? Kuru bu ekmeğe mi kaldım be? Aman be, kadınlar daha iyi yapıyor işte. Yok ya. Evet. Ayıp, ayıp. Kendi be. Diyeceğim ayıp olacak. Erkekler daha iyi yapıyor be. Desek oradan da çıkamayacağız. Kuray Bey, sen aç da biz yiyelim. Orada kalacak. Buyur. Kuray Bey, sen de aç da beraber yiyelim. Ben açayım beraber. Evet, beraber yiyelim. Hanım işine merak salmışsınız, daha hiçbir şeyden haberiniz yok. Birisi de çıdasın, yaksın, yaksın, öbürü de suna bak. Kuray Bey, senin damalın yüzük tepsi tepsi baklava yapıyormuşsun. Ben tepsi tepsi baklava yapıyormuşum. Evet. Sen bakma ağladıma, dumandandır o. Bittik, baktık. Baktık, bittik, ne yapalım? Biraz un koyar mısın dayı? Hiçbir şeyden haberiniz yok sizin de ya. Ne yaptın? Sıfırdan şey öğreteceğiz size. Oradan rezil ettiniz. Erkek milletini rezil ettiniz hanımlara karşı. Madem ayaklanıyorsunuz bir alara araştırın, bir çalışın önceden ya. Nasıl olur bu işler? Ben bilemiyorum. Olsun canım öyle. Olsun. Doğru söylüyorsun. Sen sadece yüzünü unlamayı öğrenmişsin zaten. Başka da bir şey öğrenmemişsin. Ben dedim ki şu hanımların gönüllerini yapın. Deyin ki biz bir hata yaptık. Sizle ekmek konusunda aşık atmaya kalktık. Yanlış yaptık. Ne olur bizi affedin deyin de karnımız doysun be abicim ya. Kuray Bey, sen bize aşk koyacaksın. Elin çalışıyor, ağzın konuşuyor, elin konuşsun. Baklavaları at bunun üstüne yiyelim. Baklavaları. Evet, acımızdan ölüyor. Önce bir tuzluyu halledeyim, ben de tatlıyı sonra yaparız. Ağzın konuşuyor, elin konuşmuyor. Yok canım, niye elim evet konuşmuyormuş benim? Yaparız şimdi, yaparız. Merak etmeyin. Ben hepinizi doyururum. Parçayı en çok parayı veren yer. Söyleyeyim. Hani bedava bedava yaptırıyorsunuz bana. Hanımları bedavaya çalıştırmışsınız bugüne kadar. Nerede bedavaya çalışmış? Nerede bedavaya çalışmış? Sen niye gitmiyorsun dağdayım? Dağda çay kahve yapıyorum mesela, değil mi oğlum? Dağda çay kahve. Kağıt diye oynanacak. Ha, sana kahve lazım. Tabii. Ekmeği kim yapacak sen kahveden yanında? Bekleyin adam, kendim yapmış ekmeği. Kahvede oturup çay içen, muhabbet edeceksin diye mi ekmeği kendin yapıyorsun? Tabii gidiyor, kendimizle yiyeceğimizle yapıyoruz. Gelin gidin gayrı ya. Ya bence daha gidin, biraz orak yapın, biraz ya hanımlara ya yardım edin. Kemal afiyetle yemek yiyin ya. Ya. Burada şey yapacak, lafa tutma beni. Aleyküm selam, hoş gördük. Sen ne yapıyorsun sen ya Allah'a? Allah'a aşkına bu ne ya? Ne bu ya? Çömele çöp. Nasıl çalgıcıyım var? Valla işte iyi çağırıyor, çeviriyor, bir şeyler yapıyoruz. Allah kolaylık versin. Sen ne yapıyorsun böyle elin ayağın uğru olmuş? Ne olmuş? Un olmuş. Un mu olmuş? Ya değirmenler falan mı? Değirmenci falan mısın? Yok canım, değirmenci falan değil. Yufka yapmaya çalışıyoruz, burada dayılara öğretmeye çalışıyoruz. Haa pardon pardon, elin hamurundan sensin diye erkeğin içine karıştırıyorum. Bak çalgıcı Yılmaz dedik, bağrımıza bastık. Sana orada o kadar milletin içerisinde kılıbık dedim diye bana laf sokmaya geldi sen. Ben anlıyorum seni. Anlıyorsun Yılmaz da. Elinin hamuruyla erkek işine girdi denmez. Elin öyle denir ya. Aynen öyle denir ya. Ya ülkede biz çalgıcıyız, hemşerim. Doğru. Elinin hamuruyla erkek işine karıştı. Sen Türkiye'ye geziyorsun da ben de uçağa geziyorum ya. Bu şimdi erkek işi mi oluyor canım benim? Gerçek işi. Ya bu kadın işi. He. Sen... Yılmaz, gel. Ben sana bir söyleyeyim mi? Ben de senden yanayım, ben de senden tarafım ama söyleyemiyorum. Gülme, gülme, açık edeceksin bizi. Beceremiyorlar, yapamıyorlar. Yaptıkları bir şeye benzememiş. Ne pişirebilmişler, ne açabilmişler. Kalın kalın, pabuç bir şey yapmışlar adamlar ama ne yapayım şimdi? Yani jüriye göstermek için. Jüri erkekler. Vallahi yetmişim ya. Ama sadece bak kırılık, ben de senin lafını ne bilmiyorsam.
Aman. Dinle. Ne dinleyeceğim? Bir tane içi malzemeli yufka olunca böyle müşterisi taleplisi çok olur. Bekle ki pişsin. Ben derim ki gidelim hanımlardan özür dilerim, barışalım. Ya siz daha iyisiniz bu konuda. Biz bu işi beceremeyiz diyelim, karnımızı doyuralım. Kadınlar kendini kasacak. Ne kasacak kadınlar kendini? Bize geldiler. Bak bak karnım doyuramadı hadi ya. Ama yalan mı? Yalan mı? Yalan mı? Yok kuru şey burada yiyeceksin. Oraya... İnatsın inat. Hepimizi yaktın. Senin adın hepimizi yaktı. Şey bütün köyün erkeklerini yaktı. Yalnız oldu. Burada yiyeceğim oraya yiyeceğim. Muhtar sen ikna et şu ihtiyar adam. İnatçı keçisin işte. İnatçı keçisin işte. Keçi kadar inat var sende. İnanın güzel. Öyle bir duhane geldi. Abi rahatsızlık aldım. Rahatsızlık. Bak inat olmayan belli. Af tümbağı var işken. Sen bir deli bir kemik kal. İnatsın işte. İnat hiç dinle bana. Muhtar Bey ne olur ikna et. Biz hanımlardan özür dilerim. Karnımız doyuralım. Acıktık ya. Gelme o zaman. Tek başına kal orada. Tutmam kuşunu sende. Yok ben hiçbirine gitmez. Ne der ki hiçbirine gitmez. Ben abi bunu kuru ekmek yiyeceğim burada. Halime... Kuru ekmek kuru ekmek yiyemem ben. Karnı aç olan var mı? Yiyebilir miyim? Yok yok yok. Hepiniz inatsınız be. Burada kalıp sizinle beraber Açlık grevine girecek halim yok. Ne haliniz varsa görün. Erkek millet haklıymış kadınlar. Erkek milleti işte. Teyzem. Teyzem. Teyzelerim benim. Barışam galiba. Ben özür diliyorum. Yok canım sen ne özür dileyeceksin. Şu en ihtiyarını yana. Ah. Ya bizim canım gitti mi? Sen ye. Hadi hadi Allah kahret. Al hadi. Hadi bir de özür. Özür dile galiba. Özür dile. Sen dedem mi? Hayır dayım oluyor. Dayım mı? Ama sen gittin yine yaptığın gibi bir aynısı bizim. Senin yanında öyle değil oldu ama yine sen yaptın. İnatsın sen inat. İnat geldin inat gideceksin. Kuray Bey ben karnım acıktı. Ben de avradına barıştım. Buyur dayım. Ben karnım acıktı. Karnın acıktıysa evet. Karnını doyurmanın yolu eşinin yanına gidip gönlünü almaktan geçiyor. Gönlünü almak gerekiyor. Özür dilemem gerekiyor. Tabii. Karnım doyurmam için özür dilemem bak, gerekiyor. Bak çarpıcı Yılmaz'a oturmuş köşede homini gırtlak götürüyorsun Yılmaz. Kılıbık adamın hali başka canım. Gel dayı şu işi çözelim. Muhtar bir ön ayak ol be. Ben avrattan özür dilemeye geldim. Avrat özür dilerim karnım acıktı. Hemen kabul etme sen de yenge. Bir şey iste, yüzük iste, küpe iste, bir şey iste. Sana beş tane beşe birlikte kayayım, karnımı doyur. Kabul mü annem? Ben kabul. Beş tane beşi bir, iyi. Şunlardan alıp... Banaz Gürle köyünde nihayet en nihayetinde barış sağlandı da çok şükür karnımızı doyurabildik. Sağ olasın Muhtar Dayı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yumul. Kadın erkek işi yoktur. En sonunda bulduk. Hanım kahvehaneci az sonra. Gözünüz değil, gönül gözünüz açık olsun. Az sonra. En çok neyi merak ediyorsun anne? En çok neyi görmek isterdin? Dünyayı görmek isterdim. Dünyanın nasıl olduğunu bilmek isterdim. Kaydır kupak Cemilem, nasıl edelim de biz bu işi. Nikahımızı kıysın. Ünden gelin hocam emişi bir daha söyleyemem. Değirmenci dayının aşkı eşi doğduğu gün başlamış. Öyle oldu. Az sonra.
çay içelim ilk ya. Selamünaleyküm. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Hoş gördük. Çay içelim ya. Selamünaleyküm. Merhaba in. Merhaba, merhaba. Merhaba adam. Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Senin ağır üşütüyor galiba kulaklar biraz. Ağır üşütüyor. Ağır mı üşütüyor? Ağır üşütüyor. Göz görüyor, kulak ağır üşütüyor. Olsun canım, göz görüyor ya. Görüyor. Çok şükür. İsim ne? Kaçı okuyun ya. Kaçı okurun. İstanbul'dan geliyoruz biz de. Sizin orada bizim Braga'da var mı? Nasıl? İstanbul Braga'da büyük mü? İstanbul bu köyün... Şey olur, mahallesi olur ya dayı ben. Herhalde öyle. Sen büyük yerde yaşıyorsun galiba. Bura büyük canım. Sen bonkör de adamsındır dayı be. He? Bonkör adamsındır sen. Tabii. Çay da ısmarlarsın. Ismarlarım. Ismarla. Çay yap ya. Arzu. Çay yap ya. Kim? Arzu. Kadının adı. Kadın mı? Kadının adı Arzu. Çay yap diyorum. Kahveci. Sen kendini evde zannediyorsun galiba. Hanım getirmeyecek çay. Kahveci getirecek. Kahveci. Ama adı Arzu. İsmini söyleyeyim. Benim kızım yerine o. Anlıyor musun? Anlıyorum da bak kahvedeyiz şimdi, evde değiliz evde. Evde hanımdan çay istedim. Kahvede, kahvecide kahveci istedim. Kahveci çay getir. He? Hanım öldü la. Öldü mü? Ha. Allah rahmet. E verelim seni gene. Nerede burada? Kulak hemen duymaya başladı bak. Kulak açıldı, hanım lafını duyunca sevdi. Adam annesini bırakmış, teyzesini bırakmış, kahveye gitmiş. Kim bilir ne işi vardır. Kahveci nerede anne? Kahveci benim. Buyur hanım. Kahveci benim. Sen misin? Hı. Nasıl kahveci sensin ya? Ne bileyim ben, Allah'tan kahveciyim işte. Sen isim ne annem? Arzu Özgül. Arzu? Özgül. Hı. Yaş kaç ayıp olmasa sorması? Yavrum anamdan dolayı yaşayayım, bilmiyorum kaç. 60 vardır herhalde. Vallahi bilmeyin. Vardır herhalde, ben dün mü doğdum kız yavrum? Vardır. Ne bileyim kız anam? Bilmeyin. Bilmeyin yavrum. Kız yavrum. Albeyda'nın ne güzel. Anne bu kahvecilik nereden? Yavrum. Nasıl oldu bu iş? Aha, Allah denk etti yavrum, oldum. Bilmeyin nasıl oldu. Kaç yıldır yapıyorsun bu kahveciliği? 35 yıldır bile yapayım yavrum. 35 senedir yapayım. Hanım başına. Çocuklar da yardım ederler. Daha daşa gitmediler mi? Onlar da yanımda olur. Ya anacığım nereden aklına geldi kahvehane açmak? Beyim açtı. Biz de çalıştırıyız. Çalışıyız yavrum. Bey nerede? Aa, şimdi gelin buralarda. Bey çalışmıyor mu kahvede? Çalışır da. Onun başı dayanmıyor. İşler oluyor. Ben çalışayım. Kalabalığa mı dayanamıyor? Ya ne bileyim ben, neden oluyor yavrum? Duramıyor o kahvede. Duramıyor. Enteresan. Normalde hanımlar kahveyi sevmezler. Adamlar kahveye bayılırlar. Senin adam kahveye dayanamıyor. Sana bırakmış bir de kahveyi. Parayı kim atıyor cebe? Ben. O kahve öyle. O öyle. Kahveyi ben işleteceğim bulaşığı. Ben yıkayacağım çayı ben de, parayı al. Olmaz. Adam ava mı gidiyor? Ne gerek yapar? Geldi. Ne gerek geldi. Yapar? Aleykümselam. Nasılsın? İyi Allah aşkına. Adam... Geç hanımın yanına. Ya, gezmediğin yer kalmadı. Siz... Ben senin kadar gezmiyorum, senin kadar. Allah. Senin Bravo. Kadar gezmiyorum ben. Bravo. Atmışsın hanımı kahveye, gitmişsin avlara. Vallahi. He? Geç hanım, bana kalmana gel. Ya gel. Siz ne zaman evlendiniz? Biz 1965'te. 65'te. Ha. Seviyor mu adamı? Oo. Ne biçim adam size? Altta gibi. Ben nasıl ne biçim adamım? Sen ne biçim adamsın? Hanımı 60'ın kahveye gidiyorsun. Köy köy dolaşıyorsun. İsmin ne dayım senin? Ramazan. Ramazan dayı. Niye anaya bıraktın kahveyi? Yani bu benden daha iyi yapıyor kahveyi bu. 1975'te açtım bu kahveyi. 18 sene Almanya'da kaldım. Turist olarak. Turist olarak 18 sene. Anadan olma turistim. Ana Allah kolaylık versin sana bu adamla. Sağ olun kuzum. Ama seviyorsun herhalde ki. Oo. Oo.
Sen de seviyorsun mu dayı? Ne diyeyim sen ya? Başım, ne diyeyim ben? Başımın tacı. Zaten o olmasa sen açsın ya. Vallahi doğru. Kaç çocuk var anacığım? Dört. Allah bağışlasın. Amin yavrum. Sabah gelip kahveyi temizliyorsun. Çayı demliyorsun. Masaları yerleştiriyorsun. Müşterilerle uğraşıyorsun. Eve gidiyorsun. Yemek yapıyorsun. Bulaşık, çamaşır. Hepsi. Bir de hanımlık ediyorsun ona. Zor olmuyor mu? Peki oluyor yavrum. Peki oluyor. Peki anacığım, ilk mesela kahveyi işlettiğinde erkek müşteriler geldiğinde şaşırmadılar mı? Şaşırmadılar. Hep kendi köyüm. Kimi kardeşim, kimi babam, kimi dedem. Yabancılar geldiğinde şaşırmıyorlar mı? Şaşırmıyorlar. Alıştım iyice. 35 senedir. Belki daha fazla. Bunun için değil. Peki en çok bu kahve mi iş yapıyor köyde? Hayır yavrum. Bura az oldu da. Olana da Allah'ın bin bereket versin yavrum. Ama hanım eli deyince bir başka olurdu anneciğim. Vallahi orasını bilemeyin kuzucuğum. Zaten burada erkek yoktur. Orayı da hanım çalıştırıyordu. Bir el çekti. Bu köyde genelde kahveyi hanımlar mı çalıştırıyor? Hanımlar çalıştırıyor. O zaman memleketimizin en üstüruplu, en kibar, en beyefendi kahvehaneleri, ayıptır söylemesi, Uşak Eşmiye bağlı Kara Ahmetli köyünde. Neden? Hanımlar var. Dolayısıyla oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilirler. Burada bazen tartışmalar olur mu kahvede? Olmaz. Hani kahveci bir çay ocağından kafasını, beyler biraz sakin olun falan der. Öyle müdahale ediyor mu müşterilere? Ediğinde aramıyorlar, alıştılar iyice. Peki gelip dertleşen var mı senin anne? Olma mı? Ya hanımla kavga ettik bugün Arzu anneciğim ya. Ne olur aramızı bul işte. Kaynanamla küstük. Bak. Hiç de bulmam. Niye bulan? Herkes tecellesini çeksin. Bana ne diyorsun? Ya hiç kavama bile takmam. İşte profesyonel işletmecilik bu. Sadece işini yapar, kimsenin özeline karışmaz. Niye yapacaksın? Peki bir kızı beğenmiş çocuk. Ya Arzu yenge ya, babasıyla konuşsan da kahveye gelince şu kızı bir verseler diyorlar mı? Aha ona üzülürüm. Yaparın, hemen yapmaya gayret ederim. İşte, gel. İşte, kulağı kopasıcağı. Onun için geldin değil mi sen? Ama biz de evliyiz maalesef. Evli misin? Evliyim. Ya ben seni karıştırdım. Karıştırdım ben seni, kusura bakma. Arkadaşlar. Burada. Burada. Ya benzettim, kusura bakma kardeşim. Bu işte, bu sıkı, bu. Aha bu. Hiç önüne bakmaz, dışarı bakar. Kız oğlum, seni kim bozdu? Anlamaz. Gelen geçen bozuyor ben. Bu işte, bu. Aha bu. Kızın birini beğeniyormuş da. Onun için geldi değil mi kahveye? He. Onun için. He. Babasını akşam söylesin diye. He. Git gözüm, gel ben seni bırak. Git! Askerliğini yapmamış. Sıpa! Ne askerliği? Sıpa! Askerliğini. Bakın da sinirlendi beni. Git askerliğini yap da gel ondan sonra. Başım beni açacaksın sen. Belki de memleketin üstürüplü hale gelmesi için böyle bir şey gerekiyor. Kahvehaneleri hanımlar işletse ne olur? Herhalde o kadar kavga, dövüş, gürültü sanıyorum olmaz. Oğlum, Allah kolaylık versin anacığım. Amin yavrum. Cumlamıza. Amin yavrum. Ya ıhlabur yap bir tane bana. Birer kahve içelim. Kahve mi içelim? Senin ömrün kahveyi tükürdetmekle geçmiş zaten. Onca benim ömrümü tüketti yavrum. Tüketmiştir anam. Tüketmez. Benim ömrü bitirdi. Şunun göze baksana, fıldır. Göze hala dışarıda. Kalk kapıdan çıkıp gidecek. Aa, öyle. He? Benim gözlerim görüyor ana gibi. Çıngırak da sallanıyor da sen gör. Olan kızlar. Açılan bir bonca güldür kızlar. Olan kızlar. Armut dalda düz bahçede sallar. Olan sallar. Yere düşer şekerlenir ballar. Olan ballar. Kaydır kupak Cemilem, nasıl edelim de biz bu işi. Nikamızı kıysın, ünden gelin hocam emişim. Bir daha söyleyebilir mi? Değirmenci dayının aşkı, eşi doğduğu gün başlamış. Öyle oldu. Az sonra. Bir kilim dokuma tezgahının başındayız. Ne var bunda? Daha önce o kadar çok kilim dokuması çektik ki teyzelerimiz, ablalarımız oturmuşlar tezgahın başında, halı dokuyorlar, kilim dokuyorlar. Bu kilimi dokuyanın farkı ne? Farkını size söyleyeyim. Teyzemiz
gözleri görmüyor teyzemizin. Peki gözleri görmeden insan kilim dokur mu? Ben görmeseydim, gözümle şahit olmasaydım dokuyamaz derdim ama görüyorum ki teyzeciğim dokuyor. İsim ne sizin anneciğim? Ben Ümmü Annes. Ümmü anne. Gözleriniz doğuştan mı yoksa sonradan mı? 5 yaşında kör oldum. Gözlerim 5 yaşında kör oldu. O zaman Buldanlar'da babam vardı, boyun giderdi. Ufak çocukluk bu ya. Oraya gidip gelirken kara tutulduk biz. Gelirken giderken bura. O anda kar gözümü vurdu, vurmuş kan. Öyle dediler, yok doktor falan o zamanlar. Şimdi 65 yaşındayım. O zamandan bu zamana tabii çok şey oldu. Her doktor çıktı. O zamanlar yoktu. Gözlerim ağrıyla, sancıyla kapandı. Yalnız o zaman görüyordum Buldan'da. Koyun giderken bir lale var yeşil yaprağın içinde. O yeşil yaprağın içindeki laleleri gördüm. Dünya yüzünde gördüğüm bu. Bir de yıldız. Şöyle ay yeni doğduğu zaman şöyle karpuz dilimi gibi bir şeydi. Şöyle böyle eğri. Bıçak ucu gibi. Yani. Böyle bir onu hatırlayayım. Daha da başka dünyadan hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan sonra işte böyle iğneyi takarım kendim ipliğe. İşimi görün, yememi yaparım. Her şeyimi düzenli bir oğlum bir kızım mı Allah'a emanet. Allah bağışlasın. Amin cümlemizin. Ümmü annen, evet. Yemeğini yapıyorsun, iğneyi iplikten de geçiriyorsun. Geçirin. Allah'ın aşkına. Kilimi nasıl dokuyorsun? Kilimi de böyle işte saymıyla. Bu motifleri sayarım böyle bunlar kaç tane ise. Buna göre bura kırmızı goncaysa kırmızı bak. Bunları hep belirttim. Şuna odun ettim böyle. Bak. Yani çırpı. O ne rengi? Bu mavi. Ondan sonra şöyle şuna çorap bağladım. Bu sarı. Böyle. Bunları aklımda tutarak buysa gene kırmızı. Ona bir demir bağladım. Bak. Şöyle. Şunu ise gene bu da başka bir biz mor deriz, kırmızı deriz. Böyle bir şeyler tabii bunu sana sorarım mesela. Onu tabii rengi gözüm görmüyor ya. Hı-hı. Sen bunu diyebilirsin bana. Buna bu sarı. Sarıyı buna bağlarım. Mesela o sarı burada ya. Sarı şu. Sarı elindekiydi anneciğim. Sarı. Kağıt olan ha o sarı. O hayır o kırmızı. Yani. O kırmızı açık. Ha sen bunu diyorsun. Evet. Şunu diyorsun sen. Buna poşet bağlamışsın. Ha poşet bağladım. Bu sarı. Böyle. Turuncu, sarı. Ha bunları böyle hatırımda tutarım. Böyle aynı bu gibi yaparım bunlar gibi. Mesela şu elimde dokunur mu ya şu? Böyle yaparım bunları. O ise sarı. Bura bir şey dikerim böyle. Dikme deriz biz. Bura dikerim. Burasına bir niden gol kakacak mesela motif koyacaksın ya kalbinden. Ama ben elin yaptığını yapamam. Onu da söyle. Kendi kalbimden bir motif çıkarım. Bu burası böyle bundan olacak mesela sarı dışına kırmızı gidecek. İçine mavi gidecek diyerekten kendim sıra yakıştırın onları bu kilimleri. Yani benim dokuduğum kilimleri yani aklın hayalin durur. Yani ben kendim kalbimden çıkardığım örneklerimi. Örnek veririz biz. Lakin tabii senin dokuduğunu veyahut da bir komşunun yaptığını göz görmedikten sonra onu bilemem. Senin ha. Kendi motiflerin sana ait. Bana ait. Başka bir yerde yok. O tabii yapanlar yapar belki de ben kendim hani kalbimden çıkarım. Yani aklın hayalin durur. Bunu nasıl yaptı? Bu yapmamış bunu derler. Ama insan şaşırır ha. Anneciğim Ümmü anne. Şaşırır. Şaşırır. Hakikaten şaşırdı. Benim oğlan kardeşim vardı. Rahmetlik. Sen bunu nasıl okudun? Bunu başkası okudu da sen göstereyim dedi. Ve birisine böyle şirkete dokudum. Ben hatta o zaman da çok var iyiydi. Onlara bağış iş bile aldım.
Satıyor musun anneciğim dokuduğun kilimleri? Sattığım da oldu tabii. Satardım. Ne için kilimleri satayım? Veyahut şirkete dokuyayım. Peki mesela kimden öğrendin anneciğim sen kilim dokuyu? Aha böyle çocukluk bu ya. Heves ederdim. Böyle ellerken anamın kıyılarında bunlar kaç tane. Mesela sayardım böyle. Sayıyı bileyim ya. Saydım mı bunları böyle dokuya dokuya işte alıştım. Yani bir bu değil. Tütünü kırarım. Tütünü dizerim. Bu şekilde her şeyimden geri kalmam. Allah kimseyi de mahrum bırakmasın dünya yüzünde. Amin. Gözüm görmeyen mi? Elimden geldiği kadar da her işimi yapar. Yaparım. Fakat şimdiyse biraz zorlaşırız. Gelesin. İhtiyarlık. Baş ağrısı. Gönül. Her şey var. Şimdi ise olmayacak. Yapamayız. Bir çocuğa da muhtacın şimdi. Bir çocuk benim elimden tutuyor da sağa sola gidelim dedim ona para vermek zorunda kalayım. Çünkü tabii bilemeyin. Gitgide her şeyler. Siz evet. Yoksulsunuz değil mi? Yoksuluz tabii. Yoksul olmaz. Bizim burada neyimiz var? Böyle kilim dokuyan adam yoksul olmaz. Yoksul. İnsan mı anne? Değil mi? Allah rahmet eylesin. O gözleri görüyordu değil mi? Görüyordu. O Giresunluydu. Hı hı. 16 kara almış da 17'si benim. Şaka değil, hakikat. O 16 hanım nerede? Hanımları Nibla'nın aldığı yerde kalmış. En sonuncusu sen miydin? En sonuncusu ben. Ben gömdüm. Demek ki beni çalışken gördüm. Ben şimdi kendimi görebileyim. Seni de ben gibi sanayım. Mesela sizi hani kendim nasılım o şekil bileyim. Çünkü ben dünyayı görmedim. Gördüğüm 5 yaşına da bir çocukluk hayali. Çocukluğumda dünya nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama bazen geliyor yeşildağı bilmezsin, çiçekleri bilmezsin. Çocuğun rengini, sımasını bilmezsin. Bu sebepten azıcık bazınsan ne desen üzülüyor. En çok neyi merak ediyorsun anne? En çok neyi görmek isterdin? Dünyayı görmek isterdim. Dünyanın nasıl olduğunu bilmek isterdim. Dünya nasıl bir dünya? Şöyle bir görsem, ölsem onunla hiç yani kayırmam. Aslında belki de görmemen daha iyi be Ümmü anne, dünyayı. Orasını işte Allah biliyor. Allah'tan başka bir şey diyemeyin Allah. Belki güzel, belki çirkin dünyayı onu bilemeyin. Şimdi güzel hayal ediyorsun ya sen dünyayı. Güzel hayal edeyim. Belki de hayal kırıklığına uğrarsın. Hani denir ya insanın gönül gözü, kalp gözü açık olsun diye. Belki de dünyanın kalp gözü, gönül gözüyle gören en eli öpülesi anne, Ümmü anne. Elini öpebilir miyiz Ümmü anne? Buyurun kardeşim, sağ ol. Allah, Allah'a emanet olun. Sen de Allah'a emanet ol, oldu mu? İnşallah. Allah kolaylık versin. Amin. Kahve muhabbetinden sıkılan abiler. Ocak başına. Az sonra.